Bu tesbihler diğerlerinden farklı. Eski eşyalardan üretiliyorlar. Eski bıçak, kaşık, çatal saplarından yapılan tesbihler koleksiyoncular tarafından büyük ilgi görüyor. Uğur Gündoğan küçük yaşlarda tesbih merakıyla koleksiyoner olmuş. Gündoğan şimdi 10 metrekarelik atölyesinde eski eşyalara yeniden hayat veriyor, onlardan tesbih yapıyor. Geçmişin sofralarını süsleyen malzemelerin her birinin bir hikayesi var. Türk koleksiyoncular dünyanın birçok yerinde eski malzemeleri toplayarak ustalara emanet ediyor. Bugün Türk koleksiyoncular dünyanın birçok yerinde, bunun Almanya'da, Amerika'da birçok yerinde bu eski malzemeleri, bu bıçak saplarını ya da çatal ya da pasta koyan malzemeleri toplayarak bizlere getiriyorlar. Biz de bunları özellikle Türk ustaların elinde sanata dönüşerek bugün doğa taneleri haline geliyor. Özellikle Osmanlı sıkmadan sonra Cumhuriyet döneminde katalinden yapılan objeler koleksiyoncular tarafından toplanıp Türk ustalara yaptırılıyor. Hem tesbihin sanat anlamda hikayesinin olması, ustanın elinde şekle dönüşmesi, ardından böyle doğa taneleri haline gelmesi özellikle koleksiyoncular tarafından çok seviliyor. Tesbihlere yurt dışından da ilgi büyük. Burada kargo ile Almanya'ya, Fransa'ya, özellikle Arap ülkeleri var. Burada Irak, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan yapmış olduğumuz tesbihleri buralara, tesbih severlere, koleksiyonculara yapıp bitirdikten sonra onlara yolluyoruz.